Değerli Kanal 5 izleyicileri, Bir Doğru Bakış programında yeniden birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer abi. Bugün gündemin sıcak konusu olan genel referandum üzerinde bir sohbet yapacağız. Ben önce sizden talebim, referandumdan ilgili, daha doğrusu bu 18 maddelik anayasa değişikliği ilgili bir genel değerlendirme yapmanız. Bundan sonra da gündemde ilgili sorulara geçeceğiz. Önden size bir genel değerlendirme alayım. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için size ve Kanal 5 ekibine teşekkürlerimi iletiyorum ve bizi ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca bugün 10 Nisan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 172. yıl dönümü. Bizleri ekranları başında izleyen tüm polislerimize, onların ailelerine de selamlarımı gönderiyorum. Hakikaten fedakarca çalışan, canlarını seve seve bizim huzurumuz için, rahatımız için ortaya koyan tüm polislerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada canlarını seve seve feda eden tüm polis şehitlerimizi, asker şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi de Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı temellere biz de katılıyoruz Kanal 5 olarak. Diliyorum. Şimdi belki referandumdaki 18 maddeye girmeden önce neden böyle bir şeye gerek vardı? Neden bu referandum Türkiye'nin gündemine geldi? Buna gerek var mıydı? Böyle bir değişikliğe gerek var mı? Yani aslında, tabii esas sorulması gereken soru bu. Evet. Biz neden parlamenter sistem denilen bu sistemden başkanlık sistemine geçmek istiyoruz? Evet. Bunun tercih sebeplerimiz neden? Bunun tabii ana sebepleri nedir? Buna şöyle bir cevap verebiliriz aslında. Türkiye Cumhuriyetimizin kurulalı 94 yıl olmuş. Üzerinden 94 yıl geçmiş. Fakat şu andaki iş başında olan Türkiye'deki hükümet 65. hükümet. Yani baktığımız zaman ortalama 1,5 yılda 18 ayda bir hükümet değişmiş. Evet. Aslında bu 65 hükümetin 36 tanesinin ömrü 1 yılın altında. Hatta 20 günlük hükümetler var. 2 aylık hükümetler var. 3 aylık hükümetler var. 4 aylık hükümetler var. Halbuki hükümet demek şu demek, yani halkın ruh huzuru için, refah için, ülkenin kalkınması için çalışacak iktidarlara verilen süre. Ya bir 4 ayda, 3 ayda, 6 ayda, bilemedim 1 yılda veya genel ortalamaya baktığımız zaman 1,5 yılda ne yapılabilir? Ben size soruyorum. Mesela bir çocuğun dünyaya gelmesi için bir defa anne karnında 9 ay, çocuğun yürüyebilmesi için de en az 1 yıl zaman lazım. Yani 1 yıl 9 ay. Biz 1 yıl 9 ay yerine hükümetlere ortalama 1 yıl 6 ay bir süre vermişiz ve bu süre içerisinde de hadi ülkeyi kalkındır demişiz. Ve birçoğu kavgalarla geçmiş. Yani bu sistem Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında bir yetki karmaşası, bir çekişme, bir de mevcut parlamenter sistem istikrarlı hükümet çıkaramaması. İki sonucu ortaya çıkarıyor. Aslında bu ikisini ayrı ayrı irdelememiz lazım. Neden? Birincisi mesela yetkinin bir kısmını Cumhurbaşkanı'na vermişiz. Ki özellikle 82 Anayasası'yla Cumhurbaşkanı ciddi anlamda yetkilendirilmiş. Fakat sorumsuz bir Cumhurbaşkanı. Yani sorumsuz dememizden kastımız şu, yaptığı hiçbir işlemden dolayı ne halka ne de parlamentoya ne de yasalar mahkemelere hesap vermeyen bir cumhurbaşkanı. Bir diğer taraftan omuzunda davul asılı olan, hem halka karşı hem parlamentoya hem yargıya karşı sorumlu olan bir başbakan ve bunların arasında bir kavga. Bakıyoruz, Cumhuriyetimizin kurulduğu günden beri Atatürk'le İnönü arasında bir kavga olmuş Cumhurbaşkanı Başbakan. Sonrasında Celal Bayar'la Menderes arasında olmuş. Sonrasında Kenan Evren'le Özal arasında. Daha aradakileri saymıyorum, bilinenleri sayıyorum. Sonra Özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra Yıldırım Akbulut'la aralarında kavga, niza olmuş. Sonra bunlar aynı partiden.
Sonra Demirel Cumhurbaşkanı oluyor, Tansu Çiller Başbakan, aynı partiden olmasına rağmen yine aralarında çekişme ve kavga. Daha sonrasında yine Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanlığına getiren Ecevit. Ecevit'le Ahmet Necdet Sezer arasındaki tüm kamuoyunun çok yakından bildiği meşhur anayasa kitapçığı fırlatma meselesi. Ki onun bir arka planına baktığımız zaman bu tartışma Milli Güvenlik Kurulu'nda yaşanıyor. Milli Güvenlik Kurulu bildirisi hazırlanırken oraya Bülent Ecevit diyor ki rahmetli şu şekilde ifade yansısın. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer diyor ki yok diyor, benim dediğim gibi yazılacak. O diyor ki Ecevit, benim diyor halka karşı sorumluluğum var. Halka hesap veriyorum. Dolayısıyla bunun bu şekilde yazılması lazım. O da diyor ki ben diyor bu devletin başıyım, aynı zamanda yürütmenin başıyım. Bilmiyorsan diyor al oku diyor, anayasa kitapçığını suratına fırlatıyor. Bakın. Bu hep kavga nedeni olmuş. Daha sonrasında yine Ahmet Necdet Sezer, Recep Tayyip Erdoğan Başbakanken aralarında yine atamalarda özellikle diğer konularda. Yani bu sistem, mevcut iki başlı sistem problem üretiyor. Şimdi yani burada bu, izin verirseniz ben bir saplama yapayım. Yani sizin teyit etmek için söylüyorum. Ben 1960 yılından sonraki siyasi hayatı iyi kötü takip edenlerdenim. Şimdi bu, biz bir kavgadan bahsediyoruz. İki başlıktan bahsediyoruz. Bu kavganın temel sebebi nedir? Yani niçin böyle bir kavga çıkıyor? Şimdi bunu irdelediğimiz zaman karşımıza şöyle bir manzara çıkıyor. Buna katılır mısınız bilmem. Şimdi hükümeti vatandaş seçiyor. Sandıktan geliyor, meclise giriyor. Ancak sistemde şöyle bir mantalite var. Halkın seçtiği hükümet sadece idareyi maslahat etsin, köklü işler yapmasın, rejime dokunmasın. Bunun için de 2-3 tane sigorta getirmiş koymuş sistem. Bu sigortalardan bir tanesi meclisin seçmiş olduğu cumhurbaşkanı. Demin sizin söylediğiniz gibi hiçbir sorumluluğu yok ama bütün yetkiler onun yanında toplanmış. Sigorta olarak hükümetin başında duruyor. Onu da atlayacak bir durum olduğu gibi Anayasa Mahkemesi duruyor. Tabii bu iki sigortayla çatışan hükümetler bu kez ne oluyor? Devletin başıyla kavga etmiş oluyor. Buna katılır mısınız? Tamamen katılıyorum. Gerçekten de doğru. Bakın bizde anayasalar, hiçbir sivil anayasa yazmamışız. Şu ana kadar bütün yazılan anayasalar darbe sonrası darbe ürünü olan anayasalar. Dolayısıyla darbeciler de millete karşı bir güvensizlik olduğu için özünde bu millet kimi seçeceği belli olmaz. Millet kimi seçerse seçsin ama yetkiler bizim elimizde olsun. Şimdi mecliste isterseniz siz 550 milletvekiliyle çoğunluğu sağlayın. Hükümeti de kurun. Meclis kanun çıkarsın. Cumhurbaşkanına gittiği zaman, ki bu sistem 2007'den sonra milletin cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle kırıldı. O kısmen. Evet, kısmen. Eskiden neydi? Parlamentoyu seçecekti. Parlamentoya da baskı yapıp kendi istedikleri adamları cumhurbaşkanı seçtirecekti. Siz kanunu çıkardınız, gönderdiniz cumhurbaşkanına, veto etti. Tekrar geldi, meclis ısrar etti, tekrar kanunu çıkardı. Bu defa da Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi üyelerini cumhurbaşkanı seçiyor. Dolayısıyla İptal edin bunu dedi. Kanunu iptal etti. 550 milletvekilinin ve arkasındaki 80 milyon halkın milli iradesi tamamen yok oldu. Berhava oldu gitti. Bakın, böyle bir sistem var. Dolayısıyla bu sistem gerçekten milletin iradesine güvenmeyen bir sistem. Bakın ilk defa biz anayasanın tamamı dediği bir kısmı 18 maddelik, yani neredeyse %10'unu değiştiren bir anayasa değişikliği önümüze bir fırsat olarak geldi. Buna tüm halkımızın güçlü bir evetle biz darbe anayasası istemiyoruz. Biz halkın, sivil iradenin, bizim seçtiğimiz meclisin hazırladığı bir anayasaya evet diyoruz. Güçlü bir şekilde çıkması gerekiyor. Bunu şöyle özetleyebilir miyiz Sayın Başkanım? Şimdi milletin iradesi
iktidar olarak meclise yansıyor. Evet. Ancak o yansıyan irade gerçek dikte, gerçek yönetimde tam olarak iktidar olamıyor. Yani muktedir olamıyor sisteme. Evet, aynen. Biz bugün bu anayasa değişikliğiyle milleti tam meclisin iradesine mi oturtmuş olacağız? Şimdi şöyle yapacağız. Biz bir defa bu Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki çatışmayı ortadan kaldıracağız. O çatışmanın sebepleri zaten demin konuştuk. Evet. Ortadan kaldıracağız. Bir örnek vermek istiyorum. Şimdi işte tek adamlık vesaire bir sürü dedikodu çıkartıyorlar. Bakın ben Şahin Bey Belediye Başkanıyım. Seçimlerde, belediye seçimlerinde milletin önüne iki tane sandık geldi. Dedi ki bir belediye başkanlığı için oy kullanacaksınız, bir de belediye meclisi için oy kullanacaksınız. Oylar kullanıldı, akşam oylar sayıldı. Seçim kurulu dedi ki Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Almazoğlu. Meclis üyeleri de şunlar, buyurun çalışın. Hemen seçimin ertesi günü biz göreve başladık. 1 Nisan'da biz göreve başladık. 29-30 Mart'ta seçim oldu. Bir gün sonra buyurun görev sizin. Bakın ondan sonra 5 yıl kimse ya belediye başkanını indirelim, kaldıralım, tekrar şu olsun bu olsun böyle bir tartışma yok. Size 5 yıllık bir fırsat veriliyor. Ve belediye başkanı tek adam diye şimdiye kadar hiçbir tartışma yok. Belediye başkanı partiden seçiliyor. İşte belediye başkanının tarafsızlığını tartışıyoruz diye böyle bir şey yok. Ne AK Parti'de, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ne MHP'de, ne başka bir partide böyle bir şey tartışma yok. Bakın aslında getirilmek istenen sistem çok basit ve şu anda tatbik edilen bir sistem. Yani biraz böyle ucube, hayali şeylerle milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Efendim tek adam olacakmış. E tamam belediye başkanı da tek adam. Hatta size daha büyük bir örnek vereyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na örnek vereyim. Şu anda 15 milyonluk bir bütçe yönetiyor. Şehri yönetiyor. 15 milyonluk evet. Dünyada birçok ülkeden daha büyük bir şehri bir belediye başkanı yönetiyor. Diyor muyuz ki yanına bu 15 milyonluk şehri tek başına bir adama niye teslim edelim? Yanına bir tane de şunu seçelim. İki kişi yönetsin. Böyle bir şey yok. Kaldı ki bütçeyi de ona bir yapma fırsatı veriyoruz. Aslında belediye başkanlarının yetkisi şu anda seçilecek cumhurbaşkanından çok daha fazla. Neden? Yerel ilerler olarak. Neden? Bir, başkan. İki, aynı zamanda meclisin de başkanı. Belediye başkanı, meclisin de başkanı. Meclisi de ona evet. Bağlamışsınız. Evet. Üçüncüsü, bütçesini kendisi yapıyor. Bakın şu anda bizim seçeceğimiz cumhurbaşkanının bütçe yapma yetkisi yok. Sadece bütçe taslağını hazırlayabilir, meclise sunar. Meclis kabul ederse bütçesi onaylanmış olur. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmezse bütçeyi geçersiz. İkincisi, yeni seçilecek cumhurbaşkanının meclise mesela kanun teklif etme yetkisi yok. Tamamen kanunları meclis kendi hür iradesiyle hazırlayacak. Evet. Ama belediyelerde o değil. Belediye başkanı meclisin gündemini hazırlar, meclise sunar ve o gündem görüşülür. Yani o kabul edilir. Dolayısıyla seçeceğimiz cumhurbaşkanı aslında öyle sınırsız yetkisi var. Bir belediye başkanı kadar yetkisi yok. Bunu söyleyeyim çok rahatlıkla. Şimdi kendi yaşadığım için söyleyeyim. İş bu yetki meselesine gelince şöyle bir soru sorayım o zaman ben. Yani şöyle bir soru sorayım size. Deniliyor ki cumhurbaşkanı tek adam bundan sonra ülkeyi kararnamelerle yürütecek. Nedir bu kararname meselesi Mehmet Bey? Kararname meselesi şu. Şu anda 3 tane sistem var. Bir kanun çıkar. İkincisi kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarır. İlgili bakanlıklar yönetmelik çıkarır. Bunların düzenlemediği boşluk kalan hususlarda Bakanlar Kurulu kararı diye karar çıkar. Bakanlar onu açıklayıcı. Evet. Şimdi yeni sistemde Bakanlar Kurulu kararının adı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Aynı şey yani. Aynı şey. Yani mevcut olan sistem. Yani nasıl şu anda bakanlar kanun çıkaramıyorsa ki o meclisin yetkisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de kanun değildir. Bakın bir konu kanunla düzenlenmiş ise Cumhurbaşkanlığı o konuda kararname çıkaramaz. Çıkaramaz. İkincisi
Kanun düzenleme olmasa bile insan hakları konusunda Cumhurbaşkanı kararname çıkaramaz. Siyasi konularda, siyasi partiler siyasi konularda Cumhurbaşkanı kararname çıkaramaz. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi sadece idari konularla sınırlandırılmış. O da işlerin hızlandırılması amaçlı. Şayet bir konuda kanun yok. Cumhurbaşkanı da bir kararname çıkardı. Meclis dedi ki, ben bu kararnameyi beğenmedim. Bu benim hoşuma gitmedi. Ben bu meseleyi kanunla düzenlemek istiyorum. Kanunla düzenleyebilir. Düzenlediği andan itibaren o kararname hükümsüzdür. Yani meclisin kararı her zaman ve her zaman Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin önündedir. Dolayısıyla burada kafa karıştırmaya, insanların zihnini bulandırmaya gerek yok. Dolayısıyla buradaki kararname son derece idari konularla sınırlandırılmış, işlerin hızlandırılmasına dönük Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin daha doğrusu önünü açacak, hızlı karar almasını sağlayacak bir husustur. Şimdi başka bir, buradan başka bir konuya gelmek istiyorum. Evet. Meclisin başkanlık sistemine geçildiği zaman, geçilirse meclisin yetkileri tırpanlanıyor. Tırpanlanacak, meclisin yetkileri azalacak. Hatta öyle iddialar var ki meclis hemen hemen tamamen devre dışı kalacakmış gibi bir algı oluşturuluyor. Bu konuda ne dersiniz? Aslında tam tersi, şu andaki mevcut sistemle mukayese ettiğimiz zaman şu anda mecliste milletvekilleri kanun, bakın çıkan kanunları bir inceleyelim. Kaç tanesini milletvekili teklif etmiş? Neredeyse hiç yok. Kanunlar hükümet tasarısı olarak hükümetin hazırladığı, daha doğrusu da bürokrasinin hazırladığı kanunlar olarak meclise hükümet tarafından getiriliyor. Orada komisyonlarda görüşülüyor ve ondan sonra kanunlaşıp çıkıyor. Belki birçok kanundan, yani şu mevcut sistemde milletvekillerinin haberi bile olmuyor. Halbuki yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümetin, yani Cumhurbaşkanlığının, bakanların kanun teklif etme yetkisi yok. Sadece bütçeyi hazırlama, taslağını hazırlama konusunda bir çalışma yapıp meclise sunabilir. O da meclis tarafından kabul edilirse yürürlüğe girer, kabul edilmezse bir önceki yılın bütçesi enflasyon oranında artırılarak devam eder. Çünkü eğer bütçe meclisten geçmezse tabii devlet memurları bile maaş alamaz. Devletin işleri yürümez. O tıkanmaması için konulan bir emniyet subabı. Evet. Onun dışında meclisin şu anda Cumhurbaşkanı'nı denetlemek gibi bir şey yok. Yetkisi yok. Ama yeni modelde 301 milletvekilinin oyuyla, yani yarıdan bir fazlasıyla Cumhurbaşkanı'nın bir uygulaması hakkında mecliste soruşturma açılması teklif edilebiliyor. Yeni bu sistemde bakanları Cumhurbaşkanı atayacak. Evet. Ancak bunları milletvekillerinden atamayacak. Evet. Doğrudan doğruya o işin uzmanı olan akademisyen olsun, iş adamı olsun, diplomat olsun veyahut da bürokrat olsun bunları getirip bakan yapacak. Ve işleri aslında zaten bütün sorumluluk kendinde olduğu için o bakanlar bir yerde kendi adına iş görecekler orada. Öyle mi? Doğru. Yalnız şöyle, milletvekillerinden hiç bakan olamaz mı? Olabilir. Şöyle olabilir. Eğer milletvekili bakan olursa milletvekilliğinden istifa etmek zorunda. Yani hem milletvekilliği hem bakanlığı birlikte yapamayacak. İki vasfı birden taşıyamayacak. O da şunun için. Yani bir, şimdi meclisin görevi hem yasa çıkartmak hem de hükümeti denetlemek olduğu için. Evet. Yani hem denetleyen hem de işi yapan olması mümkün değil. Böyle bir sistem olmaz zaten. Dolayısıyla meclisin görevi denetim olduğu için hükümetin dışında olacak. Yani kuvvetler ayrılığı dediğimiz esas şu anda gerçekleşmiş oluyor. İşte ben de şimdi tam oraya gelecektim. Evet. O zaman bundan önceki kuvvetler ayrılığı, adı kuvvetler ayrılığı olmasına rağmen değildi. Kuvvetler ayrılığı değildi ve kuvvetler kargaşası oluyordu bir yerde. Çünkü hükümet meclisin içinden çıktığı için, milletvekilleri bakan olduğu için veya bakan olamayan milletvekilleri ya ileride ben de bakan olabilirim beklentisi içerisinde hükümetin yaptığı hiçbir icraatı eleştirme konusunda
net bir tavır ortaya koyamıyordu maalesef. Ama şimdi öyle değil. Eğer bir kişi millet bakan olmak istiyorsa milletvekilliğini düşünmeyecek. Doğrudan dışarıda olacak ve bakan olacak. Evet. Milletvekili de o zaman esas asli vazifesini yapacak. Nedir o? Kanun çıkaracak ve hükümetin millet adına hükümeti denetleyecek. Şimdi milletvekilliğine geldi konu. Gelmişken soralım. 600 milletvekili sayısı 600'e çıkarılıyor milletvekili sayısı. 50 artılıyor. Burada birçok insan buna itiraz ediyor. Buna ne gerek vardı? Aslında 450 milletvekili dahi yeter. 600 çok fazla. İşte bunlara şu kadar para verilecek. Bunun hiç gereği yok falan gibi bir takım sorular ortaya atılıyor. Özellikle de bunu muhalefetten de böyle sorular geliyor. Başka insanlardan da geliyor. Bu konuda ne dersiniz? Yani gerçekten 600 milletvekili ihtiyacı var mı meclisin? Yoksa bu bizim için bir fantazi mi? Ben o zaman şöyle ifade etmek istiyorum. Biraz sizi geriye götürmek istiyorum. Siz bize göre daha o konuda kıdemlisiniz. 61 Anayasası'ndan sonra Türkiye'de ikili bir parlamenter sistem evet, meydana geldi. Senato vardı. Bir milletvekilleri, bir de senato. 450 tane milletvekili, 150 tane senatör, bir yaklaşık 15-20 tane de tabi senatör vardı. Evet. Yani 620 kişiden oluşan bir ikili bir meclis. O zaman bizim Türkiye nüfusu 1961'de ne kadardı? Ben hemen yani, baktım internetten. 40. Hayır, 28,5 evet. milyon. Evet. Türkiye nüfusu 28,5 milyon iken Türkiye'de 620 tane milletvekili ve senatör vardı. Böldüğünüz zaman yaklaşık 41 bin, 42 bin kişiye bir milletvekili bugün düşüyor. İngiltere'de olduğu gibi. Mesela evet. bugün İngiltere'de 45 bin evet. kişiyi bir senatör veya milletvekili temsil ediyor. Bu temsil olduğu için bu sayıyla bir orantı vardır. Bu, sizin de dediğiniz gibi Avrupa'da birçok ülkede, İtalya'da da böyle 40 bin kişiye, 45 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Şimdi Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Şu an 550 milletvekiline böldüğümüz zaman 145 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Bakın 145 bin. Evet. 1961'de 41 bin kişiye bir milletvekili düşerken şu an 145 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Dolayısıyla bu anayasa değişiklikleri her zaman yapılan bir şey değil. Belki şu an Türkiye nüfusu her yıl artmaya devam ediyor. Bu nüfusumuz 100 milyona belki çıkacak. Hala milletvekili sayımız 600 olarak kalacak. Dolayısıyla buradaki 50 tane artış aslında tam demokratik anlamda normalde bunun ideal olanı 100 bin kişiye bir milletvekili olması gerekiyor. Eğer öyle hesaplasak şu andaki mevcut şeyimize göre 800 olması lazım. Kaldı ki 600 bile yetmeyecek. Belki bu anayasa değişikliğinden sonra seçim kanunlarında uyum yasaları dediğimiz bazı şeyler gelecek. Mesela ben şahsen dar bölge seçim sisteminden yanayım. Nedir dar bölge seçim sistemi? Şimdi Gaziantep'te kaç milletvekili çıkıyor? 12 tane. Evet. Şimdi Gaziantep'i 12 tane bölgeye ayıracaksınız. Ayırıyoruz. Nüfusuna göre. Evet. Diyelim ki Şehriküstü bölgesi bir bölge. Yani Şehriküstü. Diyelim ki Karşıyaka 3 bölge. Karşıyaka 3 bölge. Binevler ve etrafındaki Konak Mahallesi. Karataş, ondan sonra 3 bölge. 23 Nisan ayrı bölge. Karataş ayrı bir bölge. Yani her 145 bin şu anda 133 bin kişiye bir milletvekili düşecek. Yani 133 bin kişiye bir milletvekili düşecek şekilde şehri bölgelere ayıracaksınız. 12 bölgeyi ayırdık. 12 bölgeyi ayırdık. Mesela diyelim Nezip bir bölge. Evet. İstahiye, Nurdağ, o civar Şatırüyük ayrı bir bölge. Böylelikle bakın milletvekilleri herkes kendi bölgesinden aday olacak. Diyelim ki Şehriküstü'den bir tanesi her parti bir milletvekili adayı gösterecek. Evet. Ben şimdi size soruyorum. Şimdi bölgeye göre milletvekili seçeceğiniz için Şehriküstü'yü tanımayan, Şehriküstü halkını bilmeyen, oranın problemlerini bilmeyen birini siz aday gösterirseniz o halk seçer mi? Seçmez. Tabii onu tercih eder. Evet.
Yani birilerini tercih eder. Şimdi bakın, belediye başkanlığında millet partiden ziyade başkanın performansına bakıyor, çalışmasına bakıyor. Diyor ki, ya ben o partiden değilim ama bu başkanın çalışmasını beğeniyorum, ben buna oy veriyorum diyor. Partisini bırakıyor, başkana oy veriyor. Bakın, adaya oy veriyor. Evet. Şimdi yeni, eğer bu benim dediğim dar bölge seçim sistemi gelirse, o zaman partiden ziyade herkes milletvekilinin şahsiyetine de oy verecek. Yani onu da göz önünde tutacak. Bir taraftan partisini göz önünde tutarken, bir taraftan da evet, bu burayı tanıyan, bilen, halka yakın, halkın değerlerine saygılı bir insan deyip o zaman onu tercih edecek. Dolayısıyla partiler de aday gösterirken bu her bölgenin hassasiyetlerini ve o bölgeyi tanıyan insanları oradan aday gösterecek. Dolayısıyla milletvekilleri halka daha yakın olacak. Şimdi o zaman her derdiyle dertlenecek. O zaman şimdi siz diyelim ki 200 bin kişiye bir milletvekili derseniz bir adamın buna yetişmesi mümkün değil. 150 bin kişiye yetişsin derseniz mümkün değil. Yani orada normali olan 100 bin kişiye bir milletvekili ama şu andaki bizim 600 kişilik teklif edilen bu anayasamızdaki teklife göre zaten 133 bin kişiye bir milletvekili düşecek ki bu bir şey değil, az bile. Buna vereceğimiz, 50 kişiye vereceğimiz maaşın da tutarı Türkiye bütçesinin milyonda birine tekabül ediyor. Yani bunun lafını etmek bile o biraz ayıptır şey, yani. Yani ona kılıp bulmak için söylenmiş bir söz, evet. Yani mesela. Şimdi şöyle bir konu da geçen gün gündeme geldi. Burada bir başka misafirimiz vardı. Sayın Ali Şahin, Avrupa Birliği Bakanı Yardımcısı. Tabii onun görev alanında Avrupa'daki seçmenler de yurttaşlarımız olduğu için onların da nüfusları oranında Avrupa'dan milletvekili seçilmesi konusu. Şimdi gerçekten bu biraz daha adaletli bir yaklaşım gibi oluyor. Bizim mesela şimdi Avrupa'da 3000'e yakın seçmenimiz var. Evet. Bu insanların orada problemleri var, sıkıntıları var. Kendi çözmeleri gelen o ülkelerden problemleri var. Böyle bir şey olabilir mi? Mesela Avrupa'dan da seçime girilse, oradan da parlamenter 8 kişi, 10 kişi parlamentoya girse, bu biraz daha temsilde adalet olur mu? Yani o belki şöyle bir ara gündeme gelmişti. Evet, bir şehrin milletvekilinden ziyade 100 tane kontenjan milletvekili seçimi, yani Türkiye çapında böyle ne bileyim kendini ispatlamış, sadece onu bir yere mahkum etmeden veya bir bölgeyle, evet, bağlı kılmadan daha doğrusu aday göstermek şeklinde. O zaman dediğiniz gibi Avrupa'dan da gösterilebilir. Mesela Almanya'da yaşamış, oranın, evet, problemlerini çok iyi bilen, orayı tanıyan kişileri de buradan aday göstererek onlarla daha yakın bir temas sağlanabilir. Evet. Veya bu dar bölge seçim sistemi dediğimiz modelde belli bir kontenjan, bu yurt dışındaki yani Türkiye'deki seçmen sayısı şu anda diyelim ki 55 milyonsa Avrupa'daki seçmen sayısı 3 milyon. Baktığınız zaman ortalama 8 milletvekili falan da, evet, bu iş için ayrılabilir. Evet, evet. Olabilir yani. Sayın Başkan, bir reklam aramız var. Yönetimimiz sıkıştırıyor. Sayın seyirciler, reklamlardan sonra buluşmak üzere, görüşmek üzere. Televizyonda başlayan seyircilerimize hatırlatalım. Bu Doğru Bakış programının misafirimiz Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Tahbazoğlu. Sayın Başkan, yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Şimdi referandumu konuşuyoruz. Az önce meclisin durumunu, hükümetin durumunu, yeni anayasada Cumhurbaşkanı'nın pozisyonunu, yetkilerini biraz sohbet konusu yaptık. Şimdi bir şey daha soracağım bu arada. Tabii buna hayır diyen insanlar da var. Bu da herkesin demokratik hakkı. Yani biz nasıl bir kısım insanlara evet diyorsa, bir kısım insanlara da hayır diyor. Bu hayır diyen insanlar gerçekten bu konunun ülke hakkında zararı, ülkeye zararı dokunacağı şeklinde veya sistemin bozulacağı şeklinde bir endişeleri var. Yani ben de sosyal medyada yazıyorum ve bunda da bana çok da cevap geliyor. Bu endişeleri, bu insanların gerçek endişeli olanlar var. Bir de bunu siyaseten yok diyenler var. Biz tabii siyaseten yok diyenlere saygı duyuyoruz. Onlar siyaseten bulundukları yerlerden dolayı bu sistemin değişmesini istemiyorlar. Ama gerçekten bir de acaba kararsızdan böyle kararın ortasında hayır dersem ülkeme daha mı faydalı olurum, evet dersem sistem değişir, devlet bundan zarar mı görür diye gerçekten tereddüt içinde olan insanlar var. Bunlara için ne dersiniz? Yani bu insanlarımıza, bu vatandaşlarımızın bu tedirginliğini veyahut da bu kafalarındaki bu tereddüdü gidermek için bir şeyler konuşalım. Evet. Evet, buyurun. Şimdi anayasa değişikliği maddelerini incelediğimiz zaman bakın bu milletin, bu devletin aleyhine olacak bir tek madde yok. Hayır diyenlerin böyle masumane veyahut da ne bileyim bu maddeleri incelemeden, okumadan sadece sloganlarla bazı hayır diyenleri görüyorum. Başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu anayasa değişikliğini şöyle oturup baştan sona okuduğuna inanmıyorum. Eğer gerçekten okusa, ki bir radyo programında da söyledi, dedi ki yeni anayasa değişikliği olduğu zaman Cumhurbaşkanı bir partiden olursa, Başbakan bir partiden olursa bunlar kendi arasında kavga etmez mi? Bunu halka niye söylemiyorlar dedi. Halbuki işte okumadığını tam da işte bizim söylediğimiz gibi ortaya koydu. Yeni modelde Başbakan ve Cumhurbaşkanı ayrı ayrı olmayacak. Sadece Cumhurbaşkanı olacak. Bu tam bizim dediğimizi destekliyor. Şu andaki mevcut sistemde Başbakan ve Cumhurbaşkanı var ve hakikaten ayrı ayrı partilerden olsa ki aynı partiden olsa bile kavga ediliyor. Ayrı ayrı partiden olsa çok daha fazla kavga ortamı doğar. Bu defa da ülke kaybeder. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben de zaman zaman soruyorum. Mesela bana da ben hayır diyeceğim diyenler oluyor. Ben soruyorum. Niçin hayır diyeceksin diyorum. Diyor ki ben diyor işte misal sol görüşlüyüm. Hayır diyorum. Kardeşim hayır de de bana şu madde ülkenin aleyhine onun için hayır diyorum de. Bana bunu söyle diyorum. Efendim diyor işte hep böyle slogan kronikleşmiş. İdeolojik. İdeolojik. Efendim tek adam olacakmış. Diyorum nerede yazıyor tek adam olacak? Ha ben de belediye başkanıyım, tek adamım. Bu tek adam, yani bir yerin başkanı olmak, tek adam olmak anlamına mı geliyor? Şu anda ben belediye başkanı olarak her istediğimi yapmak yetkisine sahip değilim ki. Belediye kanununda ne yazıyorsa, benim ne yapacağım, ne yapmayacağım, gelirimin ve giderimin ne olacağı, hepsi yazılmış. Bu çerçeve içerisinde yönetiyoruz. Kaldı ki eğer bunun dışına çıktıysak bizi işte İçişleri Bakanlığı, ondan sonra Sayıştay, ondan sonra mahalli idareler, kontrolörleri gelip teftiş ediyorlar. Yaptığımız her harcamayı denetliyorlar. Belediye Meclisi Denetim Komisyonu denetliyor. Başka eğer bir yaptığımız yanlış varsa vatandaş direkt mahkemeye müracaat ederek mahkeme yoluyla denetletiyor. Yani böyle keyfilik, tek adamlık böyle bir şey yok. Bak sizi yanıltıyorlar diyoruz. Böyle bir şey yok. Ha öyle mi diyor, ben onu bilmiyordum diyor. Veya mesela diyor ki Türkiye bölünecekmiş diyor. Ben onun için hayır diyorum. Kardeşim diyorum nerede yazıyor bu? Böyle bir şey. Şimdi tam buraya gelmişken Sayın Başkan Türkiye bölünecekmiş meselesine son birkaç günden beri sosyal medyada da ben gözüme çarpıyor. Bir eyalet sistemi meselesi ortaya atıldı. Evet. Şimdi sanki Türkiye vilayet sisteminden vazgeçecek, belli eyaletlere bölünecek
bu belli eyaletler de bir müddet sonra Türkiye'nin bölünmesinin altyapısını yapacakmış gibi bir algı ortaya sürülüyor. Gerçekten bu sistem, yani sistem demeyelim de anayasa değişikliğinin içerisinde eyalet sistemine yol açacak herhangi bir değişim söz konusu var mı yani? Kesinlikle böyle bir şey yok. Bakın, bunu söyleyenler yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar, milletimizin kafasını karıştırmak için yapıyorlar. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum, bakın, beni az çok tanırsınız. Eğer bu maddelerin içerisinde Türkiye'yi bölünmeye götürecek, böyle eyalet sistemine götürecek bir madde olsa en başta ben karşı çıkarım. Yani çünkü sanki böyle bir eyalet sistemi olacak, sonra da federasyon gibi böyle bir... Ben vatanımı, bayrağımı, milletimi gerçekten çok seviyorum. Elbette herkes seviyor ama ben kendim bunu açık yüreklilik ifade ediyorum. Bir 15 Temmuz hadisesi yaşadık. 15 Temmuz'da darbe teşebbüsünü duyar duymaz doğru meydana koştuk. Ne şoförümüz aklımıza geldi, ne yanımıza şunu alalım aklımıza geldi. Dedik ki bu bir ülke meselesidir. Ülkenin bölünmesi, parçalanması ve işgal hadisesidir. Ne olursa olsun biz buna bütün varlığımızla karşı koyacağız diye binlerce insan gibi biz de meydana koştuk. Eğer bu maddeler içerisinde ülkenin bölünmesini, parçalanmasını gerektirecek bir madde olsa vallahi de billahi de bak ben yemin etmem en başta ben karşı çıkarım. Bu tamamen yalan ve iftira. Peki ben bir soru sorayım bu noktada. Yani eğer bu gerçekten bölünmeyi, parçalanmayı getirecek içinde bir gizli diyelim veyahut da hiç kimsenin çakmadığı bir madde olsa, ben şimdi soruyorum, PKK, HDP, sonra FETÖ, sonra DHKPC, sonra Avrupa, sonra bütün Avrupa ülkeleri niye hayır çıksın diye uğraşsın? Tam tersi, ülke bölünecek, onların istediği olacak. Evet deyin, ülke bölünsün demeleri lazımken neden bunların hepsi birden koro halinde hayır deyin, hayır deyin, hayır deyin diye milleti teşvik ediyorlar? Şimdi, hadi buna cevap versinler o zaman. Şimdi başka bir, tabii burada başka bir şey daha söylemek mümkün. Vilayet sisteminden ne şikayetimiz var ki? Yani devletin ne şikayeti var ki eyalet sistemine geçsin veya da federasyon sistemine geçsin? Türkiye üniter bir yapısı var. Bizim Cumhurbaşkanımızın hep söylediği tek bayrak, tek devlet, tek millet ve tek vatan. Evet. Biz bundan asla ve asla vazgeçmeyiz. Ülkemizi böldürmeyiz. Bölmek isteyenlere de en başta biz fırsat vermeyiz. Böyle bir şey yok. Milletimizin bu konuda hassasiyetini biliyorlar. Tamamen sloganlarla yok ülke bölünecekmiş, yok efendim eyalet sistemi gelecekmiş, yok hayır dersen Cumhurbaşkanı isterse kahvehaneleri kapatacakmış, lokantaları kapatacakmış. Ya ayıptır ayıp. Yani 15 yıldır bu ülkeyi AK Parti yönetiyor ve başında Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Bunun böyle bir şey yapmak isteyen herhalde 15 sene beklemezdi. Şimdi tabii, böyle bir şey yapılırdı. Bakın ilk belediye başkanı olduğunda da aynı şeyler söylendi. İlk defa hükümet kurduğunda da aynı şeyler söylendi. İstanbul'da işte efendim otobüslere açık bayanlar binemeyecekmiş, işte açık bayanlara müdahale edilecekmiş, şöyle olacakmış, böyle olacakmış. Bin bir türlü aklı hayale gelmedik yalanlar uydurdular. İnsanların yaşam tarzına ama, müdahale diye bir kavram attılar ortaya. Evet. Oldu mu? Yok, olmadı. Niye yani hayali bir şey üzerinden hala milleti korkutuyor? Artık bunların modası geçti ya. Kimsenin de buna inandığı da yok zaten. Bir de tabii çok popüler sorulardan bir tanesi şu. 18 yaşında milletvekili olur mu? Aslında bunu tam okumuyoruz şeyleri. Şu andaki mevcut sistemde 18 yaşında hiç kimse milletvekili olamayacak. 19 yaşından sonra başlıyor. Çünkü kanun diyor ki evet, 18 yaşını bitirmiş olmak. 19'da yani 19'a geçeceksin. Evet. İkincisi şu andaki mevcut kanunda 25 yaşını doldurmuş olmak diyor. Yani seçilmek için. Yani 25 yaşındaki birisi bile milletvekili seçilemiyor şu anda. Evet. Peki 24 yaşındaki seçiliyor mu? Hayır. 23? Hayır. 22, 21, 20, 19 seçilemiyor. Şimdi ben soruyorum şu anda bizim 19 ile 25 yaş arasında yaklaşık 7 milyon
gencimiz var. Evet. 7 milyon genç içerisinde yani 24 yaşında olan olabilir, 23 evet. yaşında olabilir, 25 yaşında olabilir. Evet. Yani bunların içerisinde böyle zeki, kabiliyetli, kendisini yetiştirmiş insanlar var. Yani bunlardan birkaç tanesi, misal diye söylüyorum, şu an 25, yani 26 ile 30 arasında 5 milletvekili var. Diyelim ki 19 ile 25 arasında da bir 5 milletvekili daha seçilse, kıyamet mi kopar? Ama şimdi öyle algı olmuyor. Algı şöyle oluyor. Sanki 600 kişilik milletvekili meclisin tamamı 18 yaşında meydana gelecekmiş gibi bir tablo ortaya konuluyor. Böyle bir şey yok. Bakın bu iki açıdan yanlış. Birincisi, 18 yaşını bitirmiş, 19 yaşına gelmiş tüm gençlerimize biz diyoruz ki sizin artık bu ülke yönetiminde söz sahibi olabilirsiniz. Bu ülkeyi yönetecek yöneticileri, cumhurbaşkanını, milletvekilini, belediye başkanını, meclis üyesini seçebilirsiniz. Evet. Ama seçmeye gelirse siz seçemezsiniz. Evet. Niye? Kardeşim sana güvenmiyorum. Seçersin, kardeşim seçerken güveniyorsun da seçilirken niye güvenmiyorsun? Bu bir. Önemli bir husus. İkincisi, bir defa akıl yaşlı değil başta. Bizim ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında İstanbul gibi bir Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu'nu yıkıp bir çağı kapatıp bir çağı açan bir ecdadımız var. 21 yaşında. Buna niye saygı duymuyoruz? Yani 20 şu anda bütün gençlerin kullandığı Facebook'un kurucusu 21 yaşında kuruyor bu Facebook'u. Evet. Yani bakın buraya dikkat etmemiz lazım. Burada tamamen bir yanıltma var. Gençler üzerinden insanların kafasını karıştıran bir sistem var. Bir de şu anda bir genç diyor ki mesela siyasetle uğraşacak veya parlamentoya girecek 26 yaşına kadar beklemek zorunda. Halbuki biz önünü açtığımız zaman belki daha çocukluk yaşından kendini o işe hazırlamak yönünde bir çalışma yapacak. Diyecek ki yani ilk hedef 19 olduğum zaman ben de burada yer alabilirim diye bu konuda kendini yetiştirmek isteyen, geliştirmek isteyen gençlerin önünü açmış olacağız. Bir de şu da var yani. Şimdi diyelim ki 100 yaşında bir adam, yani yürüyemiyor, gözleri de kör, elinde de baston. Ben milletvekili adayı olmak isterim derse hukuki olarak bir engel var mı? Hayır, bir engel yoktur. Hiçbir engel yok. Yani peki ona tamam diyoruz da niye 24 yaşındaki pırıl gence, pırıl, adama, pırıl pırıl gence sen aday olamazsın diyoruz? Yani böyle bir şey yok. Batı'da da Amerika, Avrupa'da da bu seçme yaşı birçok ülkede 18'den başlıyor. Yani 19'dan gün olarak başlıyor. Şimdi meclis demişken Sayın Başkan, tabii aslında bu 600 milletvekili gençlerin mecliste bulunmasının başka önemli sebepleri de var. Çünkü mecliste birçok komisyon var, birçok evet. işler var. Gençlikle ilgili komisyonlarda. Tabii o komisyonlarda görev almak, aynen. mecliste koşturmak, meclisin içerisinde bu işin biraz da pratiğine yetişmek var yani siyaseti. Gençlerle ilgili bir kanun çıkacağı zaman birkaç tane evet. gencimiz milletvekili olsa da evet. gençlerin görüşlerini orada aktarsa, yol gösterse, fikirlerini beyan etse kötü mü olur yani? Sayın Başkanım 5 dakika zamanımız var. 2 sorun var evet. bu 5 dakika için. Birincisi meclisin fesli şeyi ortaya atıyor, iddiası ortaya atıyor. Cumhurbaşkanı can istediği zaman işte veyahut da şartlar oluştuğu zaman veyahut da hoşuna gelmediği zaman bu meclisi feshedecek deniliyor. Zaten yasa teklifini ben de okudum yani değişikliği. Böyle feshiz söz konusu değil, yenilmez söz konusu var. Evet. Ama bu konuda sizden de bir şeyler duymak isterim. Yani gerçekten Cumhurbaşkanı istediği zaman bu meclisi hadi kardeşim ben sizi feshettim evlerinize gidin, sineyi millete dönün diyebilir mi? Şöyle, aslında burada da milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Şu andaki mevcut anayasamızda Cumhurbaşkanı'nın yine parlamentoyu seçime götürme yetkisi var. Şu anda elinde hali hazırda var ve böyle bir yetkiyi kullandığı zaman kendini seçime götürmüyor. Kendisi yerinde kalıyor. Nitekim 2015 7 Haziran seçimlerinde evet. hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı. Hükümet kurulamayınca dedi ki sistem tıkandı, meclisi seçime götürüyorum. Seçimleri yenileme kararı aldı. Çok iyi oldu memleketin hayrına. İyi de oldu ve kendisi de yerinde kaldı. Yeni sistemde yani anayasaya evet dediğimiz zaman bu yetki
karşılıklı kullanmak üzere veriliyor. Şu andaki mevcut anayasamızda meclisin Cumhurbaşkanı'nı seçime götürme gibi bir yetkisi yok. Cumhurbaşkanı iyi yönetim sağlayamadı, beklemek zorundasın. Gününü dolduracak. Aynen. Ama yeni anayasaya evet dediğimiz zaman parlamentoya da bu bir yangın söndürme gibi bir şey elimizin altında duracak. Allah göstermesin. Cumhurbaşkanı diyelim ki ülkeyi yönetemedi. Hani diyorlar ya tek adamlık, seçtik adam iyi çıkmadı ne olacak? İşte bu olacak. Meclis oturup karar alacak. Diyecek ki kardeşim bu Cumhurbaşkanı ülkeyi iyi yönetemiyor. Ben Cumhurbaşkanı'nı da kendimi de halkın hakemliğine götürüyorum. Seçime gidecek. Aynı yetki Cumhurbaşkanı'nda da var. Baktı ki Cumhurbaşkanı çalışıyor ama meclise diyor ki kardeşim şöyle şöyle kanunlara ihtiyacımız var. Bunları lütfen düzenleyin. Meclis diyor ki kardeşim yok biz sana kanun çıkartmıyoruz. Bütçeni geçirmiyoruz. Türkiye'nin önünü kilitliyoruz. Bu durumda bir emniyet sübabı olarak Cumhurbaşkanı karşılıklı hep birlikte kendisiyle beraber meclisi de halkın hakemliğine götürme durumu var. Ama burada Cumhurbaşkanı daha dezavantajlı. Bu durum Cumhurbaşkanı'nın aleyhine. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı iki dönem için seçilebilir. Böyle bir durumda bu yetkiyi kullandığı zaman bir dönemi gider. Bir dönemi boşa gidiyor. Evet. İkinci dönemde böyle bir karar alırsa ikinci dönemi de boşa gidiyor. Hiç kimse ya benim dönemim boşa gitsin diye bir de birinci dönemde bunu yaparsa halk da kendisini haksız görürse ikinci defa zaten seçmez. Bakın evet. İkinci dönemi de gider. Evet. Kökü gider yani. Evet. Böyle bir riski hiçbir cumhurbaşkanı alamaz. Bu ancak ne olur? Ülke gerçekten tıkanırsa, sistem çalışmaz hale gelirse bir emniyet sübabı olarak kullanmak üzere konulmuş bir maddedir ve son derece de yerindedir. Evet. Bir sorunuz Sayın daha Başkanım, var. Bir sorun var. Bu da yerelle ilgili. Evet. Siz Şahin Bey Belediye'nin başkanısınız. Evet. Oldukça geniş bir bölge. Yani hemen hemen başlı başına bir şehir denecek kadar büyük bir bölge. İşin daha değişik tarafı da bölgenizde çok Suriyeliler var. Evet. Şimdi bize bu Suriyeliler hakkında biraz bir açıklamalarda bulunun. Bunlar nerede oturuyorlar, ne yapıyorlar, sıkıntıları ne, belediye bunlara yardım ediyor mu? Bazıları diyor ki işte bunlar ayda şu kadar para alıyor, bunlara gerçekten maaş mı dağıtıyorsunuz siz? Bu konuyu ben doğrusu merak ediyorum. Çok yerinde bir soru. Yine özellikle hayırcıların çok suistimal ettiği bir konu. İyi ki bu konuyu sordunuz. Şimdi yanı başımızda bir yangın var Suriye'de. Evet. İnsanlık dramı var. Evet. Ve Suriye'de bizim Gazi şehrimizde yaşayan birçok akrabası vardı. Evet. Biliyorsunuz daha önceden sınır kapısında bayramlaşmalar olurdu. Evet. Binlerce insan oraya giderdi, buraya gelirdi. Böyle bir savaş çıkınca oradaki Suriyeliler ne yaptılar? Çoluk çocuklarını emniyet altına almak için ülkemize geldiler. Önce yakınlarının yanına sığındılar. Sonra kamplar oluşturuldu. Şu an Gaziantep'imizde 350 bin civarında Suriyeli var. Ve bunların 35 bin tanesi kamplarda yaşıyor. Sizin bölgenizde ne kadar var? Bizim bölgemizde yaklaşık 200 bin civarında. 200 bin civarında. Suriyeli var. Yani çoğunluk bizde. 4/3'ü bizim ilçede evet. yaşıyor. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Ev kiraladılar. Kendi evlerinde yani 3-5 aile bir ev kiraladı, oturuyor. Bunun bize dezavantajı oldu mu? Oldu. Ne oldu? Böyle bir yoğun nüfus gelince kira fiyatları arttı. Bizim bu kiraya veren de bizim vatandaşlarımız. Biraz evet. fırsatçılık yaptılar. Evet. Yani işin o tarafında söylememiz lazım. Evet. Kira fiyatlarını yükselttiler. Bunun kendi vatandaşımıza da biraz zarar oldu. Diğer taraftan sonra kendileri bunlar inşaatlarda, bağ bahçe işlerinde bizim özellikle vatandaşlarımızın çok çalışmak istemediği alanlarda evet, iş bulup çalışmaya başladılar ve kendi yağlarıyla kavrulmaya başladılar. Şimdi bunların uzun süre burada kalması zaten büyük bir sıkıntı. Şöyle, bizim hükümetimiz bakın yıllardan beri şunu savunuyor. Amerika'ya, Rusya'ya veya diğer Avrupa ülkelerine diyor ki Suriye'de bir güvenli bölge oluşturalım. Bu Türkiye'deki veya diğer yerlerdeki Suriyeliler ne yapsın? Gitsin o güvenli bölgede kendi ülkelerinde yaşasınlar. Biz yardım edeceksek yine oraya yardım edelim. Bakın yıllardan beri biz... Nitekim Cerablus'ta, evet, sonunda Elbap'ta bunu, bu işler bunu, yapıldı. Bunu savunuyoruz. Bunu yıllardır gerek Avrupa gerek Amerika çok yanaşmadı. Fakat
İş öyle bir noktaya geldi ki artık IŞİD denen terör örgütü, DAEŞ denen terör örgütü Suriye'den kilisimize ve hatta bizim havalimanımıza füzeler atmaya başladı. Bizim insanımız hayatını kaybetmeye başladı. Şimdi bizim hükümetimiz ne yaptı? Kendi, özellikle kendi vatandaşımızı güvence altına almak için, hayatını güvence altına almak için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yine Suriye'deki bize taraftar, bizimle beraber düşünen oranın askerleriyle, gençleriyle, bizim ordumuzun eğittiği gençlerle beraber Suriye'de operasyon yaptı. Önce Cerablus'ta, sonra Elbab'a kadar, 50 kilometre geriye kadar indi ve orada güvenli bir alan oluşturdu. Şimdi Gaziantep'te yaşayan Suriyelilerden yaklaşık 40-50 bin tanesi Cerablus'a şu anda yerleştirildi. Onlar kendi şehirlerinde oturuyorlar. Ve şu anda Elbap'ta da ciddi bir temizlik harekatı var. Biliyorsunuz orası DAEŞ'ten temizlendi. Oradaki bombalar, bomba düzenekleri, yıkılan binalar şu anda temizleniyor. Ve oraya yaklaşık yine belki 100-150 bin Suriyeli buradan oraya nakledilecek. Ne kadar Antep'ten gidecek? Buna neredeyse tamamı buradan gidecek. Çünkü bizim sınırımızda. Yani sizin bölgenizden ne kadar gidebilir takriben? Yani onun tam sayısını veremiyorum. Bu, bir 40-50 bin kişi mutlaka buradan oraya gidecek. Şu anda güvenli bölge oluşturuldu. Bunun çalışmaları şu anda devam ediyor. Evet. Ülke olarak biz bunu savunuyoruz zaten. İstiyoruz ki bütün Suriyeliler kendi ülkesinde yaşasınlar. Kendi topraklarına gitsin. Kendi topraklarında yaşasınlar. Bunun çabası içerisindeyiz. Bizim zaten Allah razı olsun Gaziantepliler, hemşehrilerimiz kendilerine yakışanı yaptılar. Yani komşuda bir yangın var, geldi, burada misafir ettiler ama bundan sonra kendi ülkesine gidecek. Şimdi şöyle bir dedikodu oluşturuyorlar. Efendim, işte Suriyeli gençler burada saçlarına jöle çekip geziyorlar, bizim askerimiz gidip orada şehit oluyor. Bizim askerimiz bir defa Suriyeliler için eğer girseydi, 7 seneden beri oraya girerdi. Biz niye 7 seneden beri oraya girmedik? Kendi sınırlarımızı korumak için. Kendi sınırımıza tehditler gelmeye başladığı için girdik. Suriye'den bize füzeler atılıp Kilis'te, havalimanında insanlarımız hayatını kaybettiği için girdik. Kendi ülkemizin güvenliği için girdik. Evet. Ve girerken de yine Suriyeli gençleri eğiterek onları da Özgür Suriye Ordusu olarak yanımıza alarak girdik. Onlar da savaştılar. Yani burada insanların kafasını karıştırarak, duygu sömürüsü yaparak insanları kafa karışıklığına itmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Ve biz hükümet olarak bütün Suriyelilerin kendi vatanında yaşanmasını savunuyoruz. Hala Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bunun açıklamasını yapıyor. Suriye'de güvenli bölge oluşturalım, bunların hepsini oraya taşıyalım. Ben inanıyorum ki Suriye'deki savaş bittiği an veya güvenli bölge oluşturduğu an buradaki Suriyeliler oraya yerleştirilecek. İnşallah bir başka programda bu Suriyeliler evet. meselesini bir de Suriyelilere ev veriliyor diye böyle bir dedikodu üretiyorlar. Evet. Ben o konuda da bir açıklama yapmak istiyorum. Kesinlikle Suriyelilere verilen bir ev yok. Bizim son Mavi Kent konut kura çekiminde bir tanesi ben Suriyeliyim dedi. Konut çıkanlardan bir tanesi. Biz hemen bir araştırma yaptık. Dedi ki sen nasıl Suriyelisin? Bunun annesi 1967 yılında Gazze Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Biliyorsunuz evet. bu şekilde gelip 3 yıl burada kalıp veya eşi veya bir yakını buradaysa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa sadece Suriyeliler için değil, tüm ülkeler için evet, geçerli evet. bu. Vatandaşlık veriliyor o şekliyle. Bunun da annesi ta 1967'de Suriye'den gelip Türkiye vatandaşı olduğu için bu da Türkiye'ye gelmiş ve annesinden dolayı vatandaşlık almış. Ama ne kadar olmuş bu? 10 ay olmuş. 10 ay olduğu için normal şartlarda biz ilk müracaatları kimlikle alıyoruz. Yani kimliği varsa evet. Detayını incelemeyi kura çekiminden sonraya bırakıyoruz. Çünkü 30 bin kişi müracaat etmiş. Bunun hepsini incelemek çok zor. Kurada çıktıktan sonra bakıyoruz şartları taşıyor mu? İnce bir elemeden geçiriyoruz. Ve baktık ki bu 10 ay önce Türkiye'ye gelmiş. Bizim de şartlarımızdan bir tanesi, önemli şartlarımızdan bir tanesi en az bir yıldan beri Şahinbey ilçesinde oturma şartı var. Dolayısıyla bu 10 ay olduğu için biz otomatikman onu iptal ettik, evet. eledik. Evet. Yani yoksa böyle gel sen Suriyelisin al sana ev böyle bir şey yok.
Yani evet. Burada da insanların kafasını karıştırmak için... Suriyeliler meselesi başka bir programda daha genişçe evet. İnşallah konuşuruz. İnşallah. Sayın Başkanım, zaman sona erdi, vaktimiz bitti. Son olarak sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir söz var mı? Özellikle belediye hizmetleri konusunda. Ben belediye hizmetlerini aslında geniş sonra bir programda İnşallah. 16'sından sonra yaparız. Ama referandumla ilgili son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu referandum gerçekten ülkemizin önünü açacak, ülkemize siyasi istikrar getirecek, koalisyon hükümetlerinden bizi kurtaracak 5 yıllık milletimizin seçtiği yine hangi partiyi tercih ederse oradan gelecek hükümetlerle, cumhurbaşkanıyla ülkemizin idare edileceği bir sistem. Ekonomik olarak büyümemizi sağlayacak, iş imkanını artıracak, gençlerin eğitim, iş alanını artıracak, büyük imkanlar sunacak bir model. Biz bunu savunuyoruz ve bütün yüreğimizle, bütün beğendiğimizle evet diyoruz. Şimdi vatandaşlar bize soruyor sağ olsun, seviyorlar da, siz ne diyeceksiniz? Ben evet diyorum. Belediye hizmetlerimizin hızlanması için evet diyorum öncelikle. Bakın biz burada bir parti seçmiyoruz. Referandum parti seçimi değil. Hangi parti gelirse gelsin 2019'da 5 yıllık hükümet olsun diye bir modeli oylayacağız. Bu aslında bütün siyasi partilerin buna evet demesi lazım. Bir siyasi parti muhalefet olmak için mi parti kurar? Yoksa iktidara gelip halka hizmet Tabii, etmek için mi? Siyaset. Eğer sen iktidara gelip halka hizmet etmek istiyorsan bu modele evet demen lazım. Ve herkesi evet demeye davet ediyorum. İnşallah da güçlü bir evet çıkacak. Ülkemizin önü açık. Biz öyle Türkiye'nin böyle ilk 20 ekonomi bize yetmez. Biz dünyada ilk 10 ekonomi içerisinde inşallah ve mümkün olsa ilk birinci ekonomi olarak ülkemizi yapmak istiyoruz. 2023 hedeflerimiz var, 2053 hedeflerimiz var, 2071 hedeflerimiz var. İnşallah bu hedeflere ulaşacağız. Ben evet diyen de bizim vatandaşımız, hayır diyen de. Ama bakın bir de hem Avrupa ülkeleri hem Amerika'sı hem de terör örgütleri özellikle hayıra çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bunun nazarını özellikle sunmak istiyorum. Kararını verirken tüm bunlara ufak tefek şeylere kızıp yanlış karar vereceklerine inanmıyorum. Bu bir ülkenin beka meselesi, geleceğinin oylanması meselesi. İnşallah güçlü bir evet çıkacağına inanıyorum ve milletimizi de evet demeye davet ediyorum. İnşallah. Yani son kapatırken şöyle özetleyelim. Bu bir kesinlikle seçim değil. Değil. Bir siyasi parti tercihi değil. Daha doğrusu bir siyasi tercih değil. Bu doğrudan ülkemizin bekasını, geleceğini ilgilendiren milli bir konu. Aynen. Peki bu şekilde programımıza son veriyoruz. Değerli Kanal 5 izleyicileri, bir doğru bakış programını da burada bitiriyoruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.